yazarak dünyaya başka konularla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. İyi ve yararlı bir dükkan açılışı yaptığınızı umarım. Harika. Biz de umuyoruz. Türkiye medyası bir kayıp verdi bugün. 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi sustu. Bundan sonra yayınlanmayacak. Merhaba sevgili T24 seyircileri. Vatan Gazetesi'nin yayın hayatına son verdiğini öğrendik. Dün nasıl öğrendik? Bir tweet atıldı ve Ercan İnan bu tweet'i attı. Şu anda yanımızda T24'te kendisiyle Vatan Gazetesi'nin kapanması ve medyanın durumu üzerine kısa bir söyleşi yapacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, neden kapandı? Vatan Gazetesi patronun bir takım ekonomik sıkıntıları mı var? Ülkenin bazı sıkıntıları var diyelim. Yani patronajdan ziyade konjonktürel olarak aslında belki de malumun ilanı diyebiliriz. Tabii biz 16 yıl önce bu yolculuğa başlarken her ne kadar kimileri hani Milliyet, Hürriyet, Sabah gibi bir devasa markaların arasında kendimize yer bulabileceğim, hatta Habertürk devasa markaların arasında yer bulabileceğimize pek de ihtimal vermiyorlardı. Fakat biz gerçekten dişimizle tırnağımızla çok ciddi gayret göstererek çoğumuz hafta sonu izinleri dahi yapmadan 1,5 yıla yakın her gün gazeteye gelerek ilk başta böyle emek verdik. Sabah 10'da gelip gece 10'da, 11'de, 12'de çıktığımız oldu. Günde 4 toplantı yapıp işte gazeteyi 3 kere değiştirdiğimiz, beğenmeyip tekrar yaptığımız zamanlar oldu. Ama 3-4 yıl içinde de hiç belki de kimsenin ummadığı bir şekilde de Vatan'ı bir yere konumlandırdık. Güzel de bir yere konumlandırmıştık. Yaptığımız haberler hayli konuşulur olmuştu. Vatan biraz Babali'nin zıpır yaramaz çocuğu gibiydi Babali Mahallesi'nin. Peki ne oldu? Yani patronajın, Demirören grubunun bir açıklaması falan oldu mu dün size? Olmadı. Herhalde olacak. Bugün olacaktır. Yani sadece kapandığımızı biliyoruz. Zaten bir süredir de açıkçası bekleniyordu. Konuşuluyordu, evet. Özellikle Habertürk gibi bir gazetenin kapanmasından sonra hani sırada başka gazeteler olabileceği konuşuluyordu. Tabii son dönemde yaşadığımız bu kurata, işte Demirören ailesinin de yapmış olduğu satın almanın tam da bu kuratanın öncesine denk gelmesi, bir anda tüm fizibilitelerin, maliyetlerin şaşması, hesap kitap yapılamaz hale gelmesi, işte kağıt fiyatlarının inanılmaz seviyelere çıkması, aslında yazılı basının zaten önlenemez bir aşağı doğru, baş aşağı bir gidişi vardı. Bunun birkaç sebebi var. Teknolojik sebepleri de var. Medyanın dijitalleşmesinin, sosyal medyanın yükselmesinin. Bunlar belki zaman içinde zaten yaşayacağımız şeylerdi. Ama hani hızlanmasıyla alakalı belki bir sorun yaşıyor olabiliriz. İşte Radikal biliyorsunuz, önce yazılı basından dijitale geçmişti, sonra onu da kapattılar. İşte Habertürk keza aynı kaderi yaşadı. Yani bir sürecin adım adım gazetelere uğraması diyorsun. Evet, Vatan'a özel bir durum olduğunu sanmıyorum. Genel olarak sektörde, medyada böyle bir buna sorun mu demek lazım ya da bir şekil değiştirme mi, biçim değiştirme mi demek lazım. Tam bin emin değilim o doğru kelimenin ne olduğundan ama bir şeyler oluyor. Peki Ercan, siyasi bir faktör var mı? Bugün güzel bir yazıyla veda etmişsin ve orada taraf olmayan bertaraf olur demişsin ve biz de bertaraf olduk gibi bir mesajla vedalaşmışsın. Tam öyle demeyelim ama tabii yani ben gazetecilik okulunda okurken iki tane temel ölçü vardı. Bir, tarafsızlık. İki,
haberi check etmek. Yani hatta bunun için de şu örnek verilirdi. Anneniz sizi seviyor olabilir, siz yine de check edin. Yani anne sevgisini dahi check etmek konusunda gazetecinin böyle bir şeyi olmalıydı, bir dikkati olmalıydı. Fakat geldiğimiz noktada bırakın tarafsızlık meselesini, haberlerin check edilip edilmemeye konusunda da ciddi zaaflar var. Her şey bir akıl süzgecinden, mantık süzgecinden geçirilmeksizin direkt okuyucuya verilmeye ve okuyucunun da bunu bu haliyle alması isteniyor. Bu da tabii okuyucuyu aslında soğutuyor ve artık o da giderek uzaklaşıyor. Yani bizden uzaklaşıyor, biz onlardan uzaklaşıyoruz. Bu birbirine paralel bir süreç aslında yani. Yani bir adım daha genişleterek genel olarak sadece Vatan ya da birkaç yayın organı, hatta sadece gazeteler de değil, genel olarak medyanın durumu nasıl değerlendiriyorsun günümüz Türkiye'sinde? Yani şimdi medya, biz deyince, medya deyince direkt yazılı basın anlıyorduk ama aslında medya dediğim gibi şekil değiştirmiş vaziyette. Medya devam ediyor. İşte ben sizin stüdyonuza geldim. Hani biz bir Com.tr'den başlayan bir hikayenin şu an geldiği seviyeyi görüyorum. Aslında işte bu bir nevi değişen dünyayı gösteriyor bize. Biz konvansiyonel medya olarak çağın ve teknolojinin gerisinde kaldık aslında yazılı basın olarak. Belki bizim de dijitalde çok güçlü bir markamız vardı, gazetevatan.com diye. Belki bunu biraz daha üzerine yoğunlaşmamız gerekiyordu. Belki bizim de hatalarımız oldu. Bu değişimi, dönüşümü fark edemedik ya da geç fark ettik ya da fark ettiğimizde de onu dönüştürecek kıvraklığa, o reflekse sahip olamadık. Bilmiyorum hangisi oldu ama tabii ki bizim de hatalarımız olmuştur mutlaka. Belki biz de dijitali daha gündemimizin birinci maddesi yapmalıydık. Ama ben şimdi şöyle bir geriye dönüp öz eleştiri yaptığımda, mesela haberleri sakladığımızı biliyorum. Ertesi gün gazetede okuyan. Halbuki artık öyle bir dünya yok. Yani nasıl haber saklamak? Yarın gazetede okusunlar. Com.tr'ye vermeyelim. Anladım. Anında paylaşmayalım. Gazetede çıksın. O refleksi galiba edinemedik biz ya da onu edinmekte biraz geç kaldık. Biz hiçbir şey saklamıyoruz T24'te. Hem zaman olarak hem de içerik olarak, siyasi, ekonomik, hiçbir ucunun nereye gittiğine bakmaksızın. Aynen. Şimdi ben bazı toplantılara gidiyorum. Mesela orada görüyorum. Gazete dışında arkadaşlar da var, muhabirler de var. Direkt telefondan her cümleyi aktarıyorlar. Şimdi ben not alıyorum. Bunu akşam geleceğim, oturacağım bilgisayarın başına, yazacağım. O dizgiye gidecek, sayfa planlaması yapılacak, baskıya gidecek, dağıtılacak. Okuyucu ya ertesi sabah kalktı, her neyse 7'de kalkacak, 9'da kalkacak, 10'da. Kimisi gazeteyi erken alacak, geç alacak ama artık o zaten bayatlamış oluyor. Yani bir hükmü kalmıyor artık. Yani bilmiyorum, öz eleştiri yaptığımda hani benim aklıma gelen tek şey, zaafımız buymuş gibi görünüyor. 16 yıllık bir yolculuk. Evet, önemli bir yolculuk. Aslında genele ilişkin, gazeteciliğe ilişkin, çok eski deneyimli bir gazetecisin. Tek bir soru soracağım, ondan sonra tekrar Vatan'a geleceğim izninle. Genel gidişte Türkiye'de gazeteciliğin, gazetelerin durumu veya medya organlarının durumu, aşağı yukarı sanırım 150 gazeteci tutuklu, hükümlü, basın özgürlüğü açısından da en son araştırma sanırım 157. sıra, yani sonlara bayağı yakın bir durumdayız. Bir de işsiz gazetecilerimiz var. Bu genel tabloyu nasıl görüyorsun bunca yıllık gazeteci olarak? Bu da genel konjonktürün herhalde bize bir armağanı olsa gerek. Yani Yunanca'da mesela gazeteci, jurnalist dediğimiz şeyin kelime anlamı demosiografostur. Demo halk demek, CEO adına demek, grafos da yazan. Yani halk adına yazan. Gazetecinin bu kimliğini koruması, muhafaza etmesi gerekiyor. Yani bu kimliğinden uzaklaştığı zaman zaten gazeteci de olmuyor, gazete de olmuyor, medya da olmuyor. Galiba biz biraz böyle bir havaya büründük. İşte dediğim gibi bunun yanında teknolojik gelişmeler, sosyal medyadan haber takip etmenin dayanılmaz hafifliği, cazibesi, kolaylığı gibi etkenler de eklenince böyle bir serüvenin
sonuna ve malumun ilanına doğru bir yolculuk serüven bitmiş oldu. Şimdi vatanın serüveni bitti gibi. Aslında tam bitti denmiyor. Kağıt gazete çıkmıyor, dijitalde devam deniyor. Bir de milliyetin bir eki olarak nedir bu konuda bildiğin ya da yapılan bir açıklama var mı? Ne şekilde devam edecek vatan? Yani şöyle, biz demin de söylediğim gibi gazete vatan.com'u kendi bünyemizden çıkartmıştık. Başka bir havuzda, bizim dışımızda. Yani Vatan gazetesini çıkaran ekip aynı zamanda gazete vatan.com'u yapmıyordu. Dolayısıyla bizim gazete olarak tasfiye olmamız, bizim dijitalde gazete dijitalde devam edecek ama vatan gazetesini yapan gazeteciler tarafından yapılmayacak. Benim anladığım o. Daha henüz çok da yeni, 24 saat olmadı. Tam da yani kafalarda ne var, tam olarak ne üretilecek, nasıl şekillenecek bilmiyorum. Hafta sonu iki olma meselesi de benim bildiğim kadarıyla geçici bir durum. Tamamen teknik de bir durum aslında. Daha önceden alınmış bir takım ilanların eritilme ve parası peşin alınmış bazı ilanların eritilmesi adına yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Zaten yani şimdi biz yıllar önce başladığımızda vatan sabaha rakip olsun diye eski evet, sabahçılar olarak evet, gelip evet, evet. yapmıştık. Ve başlarken en çok tirajı da sabahtan çalacağımızı öngörmüştük. Tüm hesaplar onun üzerineydi. Beklenti öyleydi. Fakat yıllar içinde görüldü ki biz bir anda Milliyet'le benzer bir kulvarda yarışır ve ondan tiraj çalar bir duruma gelmiştik. Zaten mantık olarak da hani Milliyet ve Vatan'ın birbirinin yan yana insert olarak devam ediyor olması da çok mantıklı görünmüyor aslında. Yani Vatan'ın şöyle ya da böyle sonu cenaze ama şu gün vatan ama bugün kalkacak. Vatan gazetesi olarak öyle ama gazetevatan.com olarak devam edecek ama dediğim gibi gazeteyi yapan ekibin emeğiyle çıkmayacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar çok peki, yeni. Daha ayrıntılı bir duyuru bile almadınız. Evet, duyumlar diyelim evet, öyle. Duyumlar böyle. Peki aşağı yukarı kaç kişi çalışıyordu? Kaç kişi işsiz kalacak? Bunları biliyor musun? Çalışan sayımız son rakamlarla 60 civarındaydı. Hı hı. Bir hayli küçülmüştük. Yani biz yıllar önce bu serüvene başladığımızda 300'e yakın bir çalışanımız vardı. Güzel, sağlam bir kadromuz vardı. Tabii yıllar içinde hayat şartları bizi 60 kişilik bir çekirdek kadroya kadar geri getirmişti. Dediğim gibi kafalarda ne var, nasıl şekillenecek, bir takım umarım genç arkadaşlarımız, sonuçta burası büyük bir medya grubu, belki bir yerlerde istihdam ihtiyacı vardır, kaydırmalar olabilir. En azından genç arkadaşlarımız, mesleğin daha başında olan, hayalleri olan arkadaşlarımız için bir fırsat, imkan tekrar yaratılabilir. Ama yani şu an teorik olarak baktığımızda bir 60 kişiye yakın sanki şu an yapacak bir işimiz yok yani. Bugün itibariyle. Yani yeni bir yer önerilmezse, bir dışarıdan ya da grup içinde başka bir yere kaydırım olmazsa bir işsizlik perspektif Türkiye'de yüzlerce, binlerce gazetecinin karşılaştığı şey sizde yani tehdit ediyor. Tazminat ödemeleriyle ilgili herhangi bir şeyiniz var mı? Beklentiniz yapılıyor mu genellikle bu tür işten çıkartmalarda? Değildi. Yok, kimsenin öyle bir kaygısı yok. Kaygısı yok, alacağınızı düşünüyorsunuz. Tazminatlarını alır, sonuçta güçlü bir grup. O konuda kimse tereddüt yaşamıyor. Zaten dün atılan mailde herhalde tereddüt olan arkadaşların da yüreğine su serpmiştir. Hiç kimsenin hakkı kalmayacak. Gereken azami gayret gösterilecektir diyerek belki o bir sihirli bir cümle de olabilir. Yani fazla hakkının ötesinde de bir evet, İkramda evet, da bulunabilirler. Evet, evet. Bir işsizlik. Bakalım o gelişmeyi. Bilemiyorum. Bakalım. İzleyeceğiz. Gülerken bile biraz hüzünlüsün herhalde. 16 yıllık bir gazete ki sen aşağı yukarı 15 yıl falan çalıştın o gazetede. Bu cenazeyi kaldırma hüznü herhalde, kederi, işsizlik veya
emek verdiğim bir ya şeyin yok olması. Tabii yani kolay olmuyor. Çocuğunuz gibi en başından itibaren tırnaklarınızla bir yerlere getirdiğiniz bir marka. Yani şeye benzetiyorum ben bunu. Büyük anneniz vardır, dedeniz vardır, ölüm döşeğindedir ve palyatif durumdadır. Yani geri dönüşü olmayan bir durumdadır. Bilirsiniz ki yani daha iyiye gitmeyecek ve ölümünü beklersiniz. Fakat o son nefesini verdiğinde ki o burukluk yine de ne kadar kendinizi hazırlarsanız hazırlayın, ne kadar beklerseniz bekleyin o son nefes farklı bir duygu yaratır, farklı bir hüzün yaratır. Sanırım bizim yaşadığımızda bu olsa gerek. Belki malumun ilanı idi ama yine de insan ister istemez vuruluyor. Peki çok teşekkürler Ercan. Ercan İnan'la konuştuk. Vatan Gazetesi köşe yazarı ya da köşe yazarıydı. Çünkü Vatan Gazetesi artık yok, kağıt gazete olarak çıkmıyor. Türkiye basını giderek daha yalnızlaşıyor, seyreliyor ve tek renkleşiyor. Tekrar görüşmek üzere.